Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken. Bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. En güçlü takım. Turnuva için endişeli misin? Hayır, hayır, hiç de değil. Peki bunu zaten 4 kere yapmamış mıydın? O şey içindi. Çünkü gerçekten çok gergindim. Aa, çok eğlenceli olacak. Tek düşünmen gereken bu. Tabii. Eğer kazanmazsan büyük baban her şeyini kaybedecek kadar eğlenceli. Aa, her şeyimi değil. Sen beni hep görmeye geliyorsun. Tek ihtiyacım olan da bu. İyi denemeydi ama hala gergin. Hadi bitirelim o zaman şu işi. Hı? Sen git, orada buluşuruz. Tamam. Komutes, bakar mısınız lütfen? Gerçekten mi? Yarış hazırlanmaya çalışıyoruz da. Sadece bu. Kızınız henüz başlangıç listesini imzalamadı. Eğer imzalamazsa yarışa katılması mümkün olmaz. Alın, imzalandı işte. Ama onun... Çok güzel, bol şanslar. İhtiyacımız yok. Harika görünüyorsun, düzeltmeyi bırak. Ama birinin bu işi yapması gerek ki o da benim. Ben de henüz onu göremedim. Bu Violetta'nın babası. Nerede olduğunu bilmemenin endişesini düşünebiliyor musun? Ona söylemeliyim. Ne söyleyeceksin? Kızınız iyi ama tek boynuzların gerçek olduğu ve herkesin kanatlı olduğu bir çeşit paralel evrende mi diyeceksin? Evet, bu onu rahatlatır. Ona bir şeyler söylemeliyim. Lütfen Safir'i soğutma. Birazdan gelirim. Vittorio. Mia, merhaba. Seni görmek ne güzel. Violetta hakkında bir şey biliyor musun? Turnuva için ortaya çıkacağını düşünüyordum. Söylediklerim biraz tuhaf gelecek. Aslında bunun için tuhaflığın yeni bir tanımı da denebilir. İşte gelmiş. Bu adamı tutuklayarak hemen sorguya çekmenizi istiyorum. Kendisi kızımı her yerde alıkoyuyor. Bu çok saçma. Tutuklanması için bu sözler bile yeter. Güç kullanabilirsiniz. Aa, üzgünüm. Kelepçelerimi unutmuşum. Ayrıca silahımı, rozetimi ve... Oh, olamaz. Bütün üniformamı. Çünkü bunun nedeni bugün tatilde olmam. Bu adamı tutuklamazsanız benim de gözüm sonsuza kadar üzerinizde olacak. Bunu yapabilir mi? Ama Violetta'nın kaybolmasıyla Victoria'nın hiç alakası yok. Bir şey mi biliyorsun? Sayılır. Mia, eğer bir şey biliyorsan... Olabilir. Yani sayılır. Ama size onun yerini tam olarak söyleyeyim. Bu kızı da tutuklayın. Mia. Ama onu geri getirebilirim. Lütfen koltuklarınıza oturun.
5 dakika içinde ana yarış 11'lik 2 partiyle devam edecek. Onu geri getirebilirim. Zamanında yarışa katılabilecek. Sadece bana güven. Onu sevdiğimi ve benimle yaşamasını istediğimi söyle lütfen. Hı? Merhaba Mia, şifreyi söyle. Düşmanı yenmek için duvarı geç. İçlerindeki en büyük olanı serbest bırak. Ama kaçışın iyiydi. Merhaba çocuklar. Atışlar da iyiydi. Yaklaşan Riksel Zaferi'nin provasını yapıyoruz. Etrafta Barney'i gördünüz mü? Onu bulmam gerekiyordu. Sizin dünyanıza dönmedi mi? Hayır, dönmedi. Üzgünüm Mia. Onu görmedik. Babasına onu geri getireceğime dair söz verdim. Merak etme. İzini süreriz. Peki kehanetin nedir? Düşmanı yenmek için duvarı geç. İçlerindeki en büyük olanı serbest bırak. Tamam. Düşman kesinlikle Riksel olmalı. Eminim duvar da adasındaki ateş duvarıdır. En büyük düşman da Gurga. Bu yüzden Riksel'i yenmek için önce Gurga'yı serbest bırakmamız gerekiyor. Bu çok mantıklı. Riksel Gurga'ya patronluk etmediği sürece Sentopia için bir tehdit olamazdı. Olamaz. Bu bir ay saati mi? Hayır. Daha fazla zamanım olmalıydı. O perilere karşı kaybedemem. Hiç adil oynamıyorlar. Ama dur. Acaba sonraki hamlelerine? Düşün Riksel, düşün. Gökkuşağı suyuyla yapılan karışımı kullanarak Gurga'yı hakimiyetinden çıkaracaklar. Bu olabilir ama demek ki bu durumda onlardan bir adım önde olmam gerek. Evet, perileri mağaraya hapsetmek için Gurga'yı yem olarak kullanacağım. Yeter! Planlarını ve verdiğin sözleri duymaktan bıktım. Zamanın doldu. Bu maskaralığa bir son verip her şeyini elinden alıyorum. Hayır, almıyorsun. Anlaşmaya uyuman gerek. Güneş batana kadar zamanım var. İşin ruhunda da bu var Riksel. Ama dolunay göründüğünde biteceksin. Yaptığın plan her neyse işe yarasa iyi olur. Vay canına. Seni daha önce böyle görmemiştim. Efendinin karşısında böyle durabilmek, ona sesini yükseltmek... Ne yapıyorsun? Gurga, uyan! Gün bugündür. Beni iyi dinle. Periler tuzağıma düşecekler ve ben de o kanatlı tek boynuzu ele geçireceğim. Oldukça idareli kullanmamız gerek. Elimizde çok az kaldı. Gurga'nın iyileşmesi için bir kısmını ayırabiliriz. Geri kalanını da sarayda tutmamız gerekecek. Herkese merhaba. En son en muhteşem icadım için gözlerinizi açın. Tam olarak baktığınız şey... Fadıl, çok önemli bir konuşmanın ortasındayız. İşimiz bitene kadar bekleyebilir misin elbette acaba? Elbette. Gerilimi artırmak istemem. Hemen şurada olacağım. Belki de silahlarımıza ufak bir kısmını doldurabiliriz. Evet. Bu Gurga'nın iyileşmesi için yeterli. Bu işi Yuko'nun üstlenmesini öneriyorum. Evet, bu kesinlikle Yuko olmalı. En iyi atışları o yapıyor. Hedef tahtasındayken bunu bir kez daha kanıtladı. Yuko? Ben kabul ediyorum. Etrafa dökmemeye dikkat et. Fadıl! Görünüşe göre elindeki Huni tam da aradığımız şey. Huni mi? Evet, Huni. Zaten ben de onu tamamen bu iş için düşünmüştüm. Başka bir şey olduğunu kim söyledi? Ben değil. İyi şanslar. Merhaba Lasita. Bak kara ağaç ormanında ne buldum. Ne kadar güzel değil mi? Ben bu kolyeyi biliyorum. O Varya'nın. Sürekli kıyafetinin altında tutuyordu. Ama bir keresinde ahırı temizlemeye yardım ederken dışarı çıkarmıştı. Peki o burada mı? Bulduğuna çok sevineceğine eminim. Evet, aslında... Vay canına, bu benim güvenilir casusum değil mi?
Neyin var? Seni terk mi ettiler? Tek başına mısın? Hiç arkadaşın yok mu? Benimle hareket etmeliydin ama hayır. Sen her şeyi istedin ve sonunda hiçbir şeyin kalmadı. Bu benim için bir şans. Yuko, Mo ve Mia'ya onların tarafında olduğumu kanıtlayacağım. Rixel, bekle. Seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum ama sana çalışmam için bana bir şans daha ver. Ne kadar işe yaradığımı göreceksin. Hah, bunu düşünmüyorsun değil mi? Bu zavallı periye asla güvenilmez. Seni geri almak için bu kadar cömert olursam karşılığında hiçbir şey beklememelisin. Galiplerin tarafında olma şansından başka hiçbir şey. Tek istediğim bu. Periler beni aşağıladı ve küçük düşürdüler. İntikamımı almak istiyorum. Güzel. Çiçek kayalarının haritası ve bir dizi sihirli konuşan kaya. En etkili tuzağı kurmak için tek yapman gereken bunları güzelce yerleştirmek. Test! Au! Çalışıyor, çalışıyor. Tuzağı kurarken bu kayayı kullanmaya dikkat edin yeter. Bunun içinde ise dışarıya doğru çıkan gizli bir geçit var. Tuzak için iyi bir özellik değil. Anladım. Bunların her ikisi de oldukça nadir parçalardır. Ve onlardan ayrılmak benim için... İşte geri kalan bütün değerli eşyam ve hediyelikler. Bunlar karşılar sanırım. Aaa! Arkadaşların Gurga'yı sihrimin etkisinden çıkarmayı hedefliyorlar. Şimdi onlara git. Onlara Gurga'yı çiçekli kayaların olduğu mağarada gördüğünü söyle. Oraya geldiklerinde tuzağıma düşecekler ve biz de hepsinden kurtulmuş olacağız. Bunu anlayabildin mi var ya? Hiç sorun değil. Oldu bilin. Bekleyin. Anlaşmalarımın her zaman iyi sonlanmasını isterim. Ama bu sefer çok cömerttin. Sana bir hediye sunmadan buradan ayrılmanı istemiyorum doğrusu. O da ne? Oldukça nadir bir tek boynuz düdüğü. Oo, işte bu çok işime yarar. Bu o. Violetta, dünyaya geri dönmen gerekiyor. Dinleyin. Rixel bir tuzak kuruyor. Çiçekli kayalardan uzak durmanız gerek. Rixel'in böyle bir şey yaptığını nereden biliyorsun? Ben yine onun için çalıştım. Ne? Gerçekten değildi. Size yardım etmek için ne yaptığını öğrenmeye çalıştım. Ağzından çıkacak tek kelimeye bile inanmayız. Bizi uzun süre aptal yerine koydun. Neden onu dinleyerek zamanımızı harcıyoruz ki? Lütfen. Yardım etmek istiyorum. Bana bir şans daha verin. Gerçekleri söylüyorum. Violetta, ben buradan giderken kolyeni taktığına emin olman gerekiyor. Baban seni bekliyor. Melik'te yaşamak istediğini söyledi. Sen bana inanmıyorken ben neden sana inanayım ki? Ben yalancı değilim. Sadece çiçekli kayalardan uzak durun. Hey çocuklar, az önce Rixel ve Gurga'yı gördük. Çiçekli kayalara doğru gidiyorlardı. Varya'nın bizi uğurladığı yer. Sizce doğruyu mu söylüyor? Belki de yine Rixel'le çalıştığı için bizi Gurga'dan uzak tutmaya çalışıyor. Amacımız onu serbest bırakmak, kehanette söylendiği gibi. Orayı kontrol etmeliyiz. Mükemmel. İçinde gizli geçit olmayan mağara bu. Peki onlar yolda mı? Evet kesinlikle. Tam olarak bana söylediklerini anlattım. Birazdan burada olurlar. İşte geliyorlar. Ne? Yani gördün mü? Tam da söylediğim gibi. O zaman tuzağı yemleyelim. Bekle. Sen bunu ters tutmuşsun. Tabii ki. Ne şapşalım. Belki de gitmişlerdir. Durun. Dinleyin. Neden şekerleme yapmıyorsun Korka? Seni yalnız bırakıp mağaranın derinliklerini keşfe çıkayım. Bu bir tek boynuz. Gelin. Bekleyin. Bu gerçek bir ses değil. O bir tek boynuz değil. Çocuklar durun. Burada hiçbir şey yok. Ama bir tek boynuz duyduğuma eminim. Mia, sen de duydun mu? Ne diyordu? Toynaklarım çimen güneşi gibidir diyordu. Ne? Gördünüz mü? Bu ses her neyle çıkıyorsa kesinlikle tek boynuz gibi değil. Hepsi içeride. Gurga,
dileri. Bir tuzak. Allah'ın üstü. Başardık. Var ya nerede? Kimin umrunda? O sinir bozucu periler tuzağa düştü. Şimdi sırada kanatlı tek boynuz var. Onu ele geçirmek bebekten şekerini almak kadar kolay olacak. Hiç yolu yok. Bu kayaları yerinden oynatamayız. Zolana'ya. Çakışı bulamıyor. Olsaydı kesinlikle bulurdu. Biz buradayken Ono ve Onçao'nun Rixel'e karşı hiç şansı yok. Violetta'yı dinlemeliydik. Bize gerçeği söylemiş. Hadi çocuklar, aramaya devam edelim. Mutlaka bir çıkış yolu vardır. Gidelim, hadi gidelim. Rixel önümüze geçti. Ben mi yanlış gördüm yoksa var ya bize yardım mı etmeye çalışıyor? Evet, üstelik bu kız sürprizlerle dolu. Simo'ya. Sen de Lasita'ya. Bana az da olsa meydan mı okuyacaktınız? Kanatlı tek boynuzun annesi, getir onu Gurka. Oğlu onu kurtarmaya çalıştığında onu ele geçireceğiz. Bugün hiç ıskalamıyorum. Sakinleş küçük dostum. Yeni evini çok seveceksin. Rahat bırak onu. Senin nankör. Senin için yaptığım onca şeyden sonra. Gurga, elinden geleni yap. Hadi Yuko, tam sırası. Yaptığım için özür dilerim. Her şey için özür dilerim. Keşke zamanı geri alabilsem. Bugün çok cesurca davrandın ve güvenimizi kazandın. Sen bizim tarafımızdasın. Çok teşekkür ederim. Mia, eğer burada başaramazsam, sence dünyaya geri döndüğümde babamın yanında uyanır mıyım? Saçmalama var ya, başaracaksın. Melik'le geri dönüp babanı göreceğiz. Yapamam. Kolyemi fırlatıp attım. Onu bulmama imkan yok. Artık asla babamı göremeyeceğim. İşte, bir gözyaşı. Getir Yuko.
Sanırım aradığın şey burada. Ama bu imkansız. Nerede buldun? Ormanımda. Gözümden kaçmaz. İnanamıyorum. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet. Evet. Bu kargaşadan bir an önce kurtulmalıyım. İşte çıkış biletim. İşte şimdi seni yakaladım. Sonunda benimsin. Harika iş çıkardın Yuko. Uyandığında artık Rixel'in kontrolünden çıkmış olacak. İçimde onunla anlaşmanın kolay olacağına dair bir his var. Gitme vaktimiz geldi. Hepiniz hoşça kalın. Sizi çok özleyeceğim. Bol şans Violeta. Belki yine görüşürüz. Olamaz. Evet olur. Büyük gösteri bitti mi sandınız? Asıl her şey şimdi başlıyor. Hem de olağanüstü. Onça merak etme. Yakında yeni kehanette geri geleceğim. Onu kurtaracağız. Çabuk ol Mia. Bir an önce gel Mia. Görüşmek üzere. Sana ihtiyacımız var. İşte. Al. Buna inanmazsan seni suçlayamam ama hiçbirinin olmasını istememiştim. Sentopia'yı çok sevdim. En az senin kadar. Nasıl sevilmez ki? Tamamen oraya ait olduğumu düşündüm. Ama artık buraya ait olduğumu biliyorum. Hayır. Baba. Violetta. Vittorio, hemen onun yanından çekil yoksa bak... Hayır, çekilmeyecek anne. Artık onunla yaşayacağım. Hadi gidip eşyanı toplayalım. Özür dilerim hanımefendi. Ama sizin sıranız başlamak üzere. Ben yarıştan çekiliyorum. Mia, adın söylenecek. Gel hadi. Bol şans. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Hadi Mia, henüz hiçbir şey bitmedi.